Tekrardan merhabalar arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Bakayım şöyle kamerada yüzüm görünüyor, sıkıntı yok. Arkadaki perdeyi kapatmama gerek yok diye düşünüyorum. Evet, Northgard'ın 9. bölümüyle karşınızdayız. Sona yaklaştık diyebiliyorum. 11 bölüm yazıyor idi ama sürpriz çıkarsa bana kızmayın sonra. Velhasıl geçen bölüm belki bonusları yaparız demiştim falan filan ama şu 8. bölümün bonuslarına bakayım dedim de fena yani. Wyvern'leri öldür, Jotun'u şey yap, sonra Borgil'de boyun eğdir falan, zor yani. Ama bakalım belki ileride bir challenge yaparız diye konuşmuştuk. Neyse, bizim şu andaki konumuz hikaye. Babası öldürülen bir borusuz kral şu anda yoluna, macerasına devam ediyor. Ve Edrung'u arıyoruz. Domuz klanının lideri şu anda. Kralımızın babasının öldürülüşünden o sorumlu. Boruyu tekrar ele geçirip Yüce Kral unvanına erişmeye çalışıyoruz. Ve Ayı Klanı'yla şey yapacağız. Ayı Klanı'nın cesur ve kibirli sancak taşıyıcısı. Kimseye boyun eğmez, düşmanlarına merhamet göstermez bir savaşçı kadındır. Kraliyet borusunu kaybettiğin için seni meşhur ol kral olarak tanımaz. Bu nedenle sonunda galip olduğun bir yarışma ile sana meydan okur. Neticede istemeyerek de olsa sana sadakat yemin etmekten başka şansı kalmamıştır. Evet, o geçen bölüm. Kendisi dedi bir şan savaşı yapalım diye ve kaybetti. Sarsıntılar. Asgard'ın gizemli taşı nihayet yakınlarda, kırağı ile kaplı ıssız bölgede. Oraya sadece yürüyeceğiz. O kadar. Bakalım. I had just managed to subdue Borghild and her bear clan on our way to the Runestone. They were, like us, from the old continent, but had come ashore in a completely different place. As we neared the Runestone, bu Viking hikayeleri güzel oluyor ya. More agitated, he confessed to be dreading something that lay ahead, though he couldn't tell what it was. Some of our people were also reluctant to move forward. Northgard was getting harsher and harsher. Böyle Viking şeyi yaparken konuşmanda da, yani İngilizceler bile Vikingleşiyor orada bir yerde. Nordrikleşiyor böyle konuşmalar bir şeyde. Evet, ayı klanıyla buzlu göller hazırlıyor. Neredeyse hazır. Hadi bakalım. Aha, kar yağıyor. Sürekli kar mı yağacak burada? Hava giderek soğuyor. Kış çok yakında gelecek. Gerçekten epey soğuk falan, böyle dişleri titriyor. Söylemesi kolay tabi, donuyorum burada. Kekelime şey yapmışlar. Evet, tüm hayat tercihlerimi sorguluyorum şu anda. Vahşi bir savaşçı olmak mı? Ayak parmaklarımı hissetmiyorum falan diyor. Sıcak bir çorba için nelerimi vermezdim. Isınmak için yakacağımız onca odunu düşününce moralim bozuluyor. Hadi ama, soğuk havadan kim ölmüş bugüne kadar? Bebek gibi bebek misiniz hepiniz? Güzel sarıp sarmalık sıcacık yataklarınıza yatırayım mı? Oha. Evet, Egil tam bir tam bir no context amcı diye. Evet, ne kadar soğuk olduğunu vurguna. O da ne gizemli Asgard taşı tam da önümüzde. Hadi hemen gidelim yanına. Yavaş git. O şeyle yüzleşmek istemiyorum. Oha, o da neydi? Bu ne? Serpent. Rüyalarımı kabusa çeviren şey. Hrimgandr'ın. Yahu. Ne ki yani? Böyle bir yaratığın kafasını şöminem üzerine koyma fırsatı asla kaçıramam. Ucunda ölüm olsa bile. En iyisi burada kamp kuralım. Hem onu öldüreceğiz yani, değil mi? Kırağı çelip bulup dövmemiz gerekiyor.
40 kırağı çeliği istiyor bizden. Nilfheim'a gitmeye gerek yok. Genellikle demir... Tamam şu çıkaracağımız şey. Bütün klan şeyleri mi şey yapıyor? Ben de varım Borg. Tamam, herkes katılıyor bir şey ama. Come on. İzci kampı. Ev. Bu şu an bahar değil mi yani? Eyvallah. Hemen alalım. Ede. Koyun ağıl yapabiliyoruz mu koyun için? Cık, avcı. Ayısı var. Bak şimdi live olsaydı basar parayı alırdık. Falan böyle gereksiz. Basar parayı alırdın da işte niye? Burada demir var. Kırağı çeliği yatağı. Düzlük, ayı. Bilgelik. Bunu öldüremez miyiz acaba ya bu kadar şey? Ama yani
Bakalım. Şu anda kış için hazırlık yaptın abi, her taraf beyaz zaten ya. Bunların özel bir binası falan yok mu? Yok herhalde. Ayısı var. Boş zamanlarda yiyecek toplar hekim. Daha fazla yiyecek yerine ulaşabilmem için bak buradan balığı alıyorum zaten. Taş lazım falan. Bakalım. Yani bunu rahatsız et, tamam edeyim de yani gidip ne yapacağım, saldıracağım mı ona? Bir deneyeyim. Önce bir kaydedeyim. Oyunu kaydet. Utkumuz vardı, evet. Ne zamandır da kayıt almıyorduk abi. Bak tırsmışım demek ki. Yani rahatsız etmeliyiz falan diyor ya, ben ona şey yapıyorum yani. Ölecek lan. Oğlum tas tas mı geçiyorsunuz benimle ya? Şuraya alayım, şuradan balığa giderim. Ha bölge bu kadar. Gene yedi ki. Yani ben olayı anlamadım. Gene yedi yani. Şu an nasıl bir strateji izleyeceğimi şey yapamadım ya. Kestiremedim yani. Ona ihtiyacım olacak muhtemelen. Hasikome. Aa bir şey olmadı. Yani yiyecek durumları falan iyi. Hani öyle bir kış geldi ki pembeleşti falan ortalık yani. Ama yani bu böyle... Benim biraz hızlı olmam lazım sanırım bir şeyleri ama neye?
Şu an çalışmıyorlar yani, demirim yok çünkü yeteri kadar. Yani burada güzel taş var da. Buradaki koyunları alabilirim. Şuradan balığa yürüyebilirim. Burada bilgelik de var. Ben buraya yürüyeceğim de. Ne kadar istiyor? 80 istiyor gene. Artık bir demirci ocağı inşa edelim. Ettik al. Zırhlı ayı kayıca. Kalkanlı kadın bulundurma geril üretimi arttırır mı? Ha, kalkanlı kadın kendisi. Evim bitmiş. Ya yani şurayı direkt işaretledim de git işte ya. Deneyelim. Odun üretimi de çok az ki. Evi geliştireyim de kapasitesi artsın. Solucan kesen.
Ama ya. Niye geri çekildiniz lan hepiniz? Ben şeyi nasıl nereden alacağım? Askeri yer yapmam lazım değil mi? Nasıl dolu abi? Abi neden? Borgil bekliyor. Dört tane çıkartabildik. Adam yiyor ya. Ya ben bunu ne yapabilirim ki? Yiyor abi, yiyor. Abi korkup geri kaçırmanız gerekiyor sizin. Bir boka yaramıyorsunuz ha hero'lar. Oyalayamadınız bile. Deyim de ben.
Burada Viking limanı yaptık. Başka da bir şey çıkmıyor zaten. Taş var aşağıda. Bilgelik yeri var. Şu gemi enkazını incelettireyim. Biz ne için yağmalıyoruz? Bilgelik için. Tamam, güzel. Geliştirirsek Quverns alacağız. Geliştirelim ve bir denizci daha gönderelim. Para kaynağı başka hiç yok çünkü. Şu izciyi de şuraya gönderelim. Tamam. Buraya gelecek o büyük ihtimalle. Yapacak bir şey yok. Lan liderimizi kaybettik ya. Quverns. Şuradaki 5'i de alırım ben. Güçlü bir düşman. Gerçekten. Yemek sıkıntım yok. Yani bir daha şu balığı kolonize etmeye gerek yok henüz. Mevcut şurayı bir tekrar kolonize edeceğim. Şuraya hemen hızlıca onar. Ha, burada şey kalmamış. Kırağı çeliği kalmamış abi. Buraya saldırması gerekmiyor mu şimdi o hacı emminin? Osutturmasın bana yani bir tarafına şimdi. Bu aşağı taraftan çık. Teşekkür ederim. Vay arkadaş ya. Bir ziyafet yapalım yüz yiyecek olunca. Kaybetsin orası önemli değil.
kıramıyoruz da. Ahoy. Tek attı ya. Oğlum gitmeyin. Bina geliştirme masrafları. Şurayı alacağım şimdi. Biraz şey bir bölüm ya. Intense. Bilmiyorum, belki de bana öyle geldi. 34. Gerçi hani easy peasy de çıkıyor yani en nihayetinde. Bütün şeyleri kolonize etmene gerek kalmıyor. Şuradan para geliyor. Ya bir askeri birliklerim göndermeye gerek yok. Neticede kesiyorlar yani. İllaki kazanılacak bir savaş. Orada tükenen kaynaklar çekti. Burada niye çekmedi bilmiyorum. Dört tane çelik kaldı. Bak buradan çıkacak. Mis. Hemen ev yapalım abi. 38. Hadi iki tane daha kaldı. Bir tane kaldı. Hadi oğlum. Güzel. Solucan kesme demiri dövülüyor. Hadi bakalım.
Kaldı onlar orada. Ama bölgenin kontrolünü geri alamam şu anda. Abi gitmeyin, gitmeyin, gelin. Solucan kesen. Bir tane solucan kesen yapamıyoruz mu zaten? Başka yapabiliyoruz mu? Bilmiyorum ki. Solucan kesen kılıcı. Aa vallahi büyük bir şey çıktı. Adımız kesin her yerde duyulacaktır. Acayip heyecanlıyım. Korkuyor, yazık ya. Neden böyle bir şey yaptı? Yani seninle uğraşamam gerçekten. Daha sonra arkadan markadan saldırırım bunlar. Lan bedava ya. Kont. Kışı geçirelim ya. Evet, bence hazırız ya. Bir sıkıntımız yok yani. Telefon çalmış. Bahar geliyor. Şu anda Şubat'tayız. Bir geçsin. Şubat bir geçsin. Mart gelsin bir. Yıl 4. Yıl 4. Evet. Geldi, hadi gidelim. Yani şu anda solucan kesen de kesebiliyor olmam lazım değil mi benim bunu? Ayıya tek attı bu.
Kaç canı kaldığını falan gösterseydi bari. Sarı gösteriyor. Kırmızı oldu şu anda. Ve aldık galiba. Evet. Ayı da doğdu. İçim rahatladı. Gördün mü, domuzcuk canavar öldü. Daha büyük bir şömineye ihtiyacım olacak galiba. Bu canavar gerçekten büyükmüş. Hava birden ısınmaya başladı sanki. Amgar önünde baharın erken gelebileceğini söylerdi. Belki de bölgede kışın bu kadar sert geçmesinin sebebi budur. Asgard'ın gizemli taşının şifresini çözmek. Gerçekleri açığa çıkaracak. Görelim, hadi bakalım. Oo, direkt victory. Yay. Güzel güzel. We had finally reached the rune stone of Asgard. Asgard. Whoever Vedrung was, his actions seemed to be foretold by the old scriptures etched in the stone. Svarn translated. He will want to set the men free from the yoke of the Allfather, for he does not want them to share in his feast, and to this end he will destroy Bifrost. As the wail of Jallarhorn echoes Jallarhorn through the skies, the sons of Muspel will march on Asgard. Thus the gods shall meet their fate, and the age of men shall begin. Hadi bakalım. Svarn concluded thoughtfully. There was no map to Bifrost on the runestone, but one stanza read that it was beyond Bergelmir's throat. Bifrost'un yerini bilmiyoruz. A kenning, a metaphor. Güzel. For the icy cliffs far to the north. Evet, bir sonraki yerimiz neresi? Bayağı yürüdük, şu duvara doğru gidiyoruz galiba. Film bu. Fimbulwinter. Şurada bir duvarcı bir şey var ama. Hadi bakalım bakalım görüntüsü nasılmış. Oo, yine klan seçmece. Ne diyor? Bifrost'a dair geçit Breglim'in boğazına ulaştık. Buralarda kışın pek sonu gelecek gibi görünmüyor diye ayıyı seçerim direkt. Kış dedim mi ayı seçerim bak. Neyse arkadaşlar. 9. bölümün sonuna geldik. 5 yıldan önce bir bonus yapmışız. Helal bize. Helal bize. Güzel güzel. Bir bonus yapmak güzel. Bir sonraki bölümde 10. bölüm olacak. Arkadaşlar ben sabırsızlanıyorum. Büyük ihtimalle hemen işe koyulurum diye düşünüyorum. Neyse. Şimdi tabii ki YouTube'dayız, yayında değiliz. O yüzden bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.